Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bütün bakanlar da hep böyle Sayın Erdoğan'ın gözünün içine bakıyorlar. O bir şey demeden adım atamıyorlar. Sorun bu. Sağlık Bakanı özür diledi. Şimdi Milli Eğitim Bakanı özür diliyor. Ama bilmiyor musunuz? Bakanlar kurulu toplantısı olacağını, okulları yapboz tahtası. Bakın hükümeti pek çok konuda destekleyen Nagihan Alçı Habertürk'te zehir zemberek bir yazı yazdı. Çocukların kaderiyle geleceğiyle bu kadar oynanmaz dedi. Sorun ne biliyor musunuz? Yapboz tahtası. Oysa modern yönetişim sistemleri istikrar isterler. Böyle yapboz tahtası değil. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Bütün bakanlar da hep böyle Sayın Erdoğan'ın gözünün içine bakıyorlar. O bir şey demeden adım atamıyorlar. Sorun bu. ama tek kişinin üzerine omuzlarına bu kadar ağır yük bindirirseniz e, o da insan. Hata yapacak. Yapıyor. Hep modern yönetişim sistemleri şunu söyler. Gücü ve işi delege et derler. Yani sen lidersin. Hani sözün meclisten dışarı. Herkes için. Kendim için de söylüyorum. Herkes için. Mesela Doğan Şentürk için de söylüyorum. Lider ama lider görevleri başkalarına delege edecek. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı siyasal sorun buradan kaynaklanıyor. Şimdi Türkiye'deki sistem biraz bence sorunlu. Çünkü mesela bak Sağlık Bakanı tek başına karar veremiyor. Eminim sadece ona bıraksak biz çok daha etkili oluruz pandemi konusunda diyorum. Ya da Milli Eğitim Bakanı. Ben tanıyorum. İlk geldiğinde biz Doğan Şentürk yayın yönetmenimle birlikte gittik ziyarete hayırlı olsun dedik. Bazı bakanlara, Milli Eğitim Bakanı onlardan biriydi. Akıllı bir adam, sektörün içinden geliyor ama inanın bana tek başına karar verse eğitimi daha iyi yönetir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın.